Oval aracı. Oval aracı, araç çubuğu üzerinde rectangle aracıyla aynı gruptadır. Rectangle üzerine basılı tuttuğumuzda oval aracını ve diğer araçları görebiliriz. Şimdi rectangle üzerine basılı tutunuz ve oval aracını seçiniz. Ya da klavyeden O tuşuna basınız. Properties panelinden çizgi rengi, dolgu rengi, çizgi kalınlığı gibi ayarlamaları line aracında olduğu gibi yapabiliriz. Bu seçeneklerden farklı olarak alt bölümde Oval Option seçenekleri görülmektedir. Şimdi sahneye farenin sol tuşuna basılı tutarak bir daire çizelim. Tam bir daire çizmek için Shift tuşuna basılı tutunuz. Merkezden dışa doğru bir çizim yapmak istiyorsanız Alt tuşuna basılı tutarak çizimi gerçekleştiriniz. İki tuş kombinasyonunu aynı anda da kullanabilirsiniz. Ekrandaki daireleri temizledikten sonra tekrar Oval aracını seçelim. Properties paneli altında Oval Options bölümünde Start Angle seçeneğini bir miktar artıralım ve sahneye daireyi çizelim. Start Angle dairenin başlangıç açı değerini belirler. Bu şekilde değişik pasta grafikleri üretilebilir. End Angle seçeneği de bitiş açı değerinin ayarlanmasında işe yarar. Oval aracını tekrar seçelim. Bu kez Oval Options altındaki Inner Radius değerini bir miktar artırarak ekrana bir daire daha çizelim. Görüldüğü gibi belirtilen değer miktarınca dairenin içine boş bir daire daha çizilmiştir. Close Path seçeneği varsayılan olarak seçilidir. Bu seçeneği kaldıralım. Start Angle değerini bir miktar artırıp tekrar bir çizim yapalım. Gördüğünüz gibi Close Path seçeneği seçilmediğinde iç dolgusu olmadan sadece kenar çizgileriyle görünür halde çizilmiştir. Son olarak Reset seçeneğine tıkladığımızda tüm ayarlamaların varsayılan değerlerine döndüğünü göreceksiniz. Volkan Çelebi, Yönetim ve Bilgi Sistemleri Şubesi, EYTEK.